Merhabalar. Bu videomda sizlere Eskişehir iline bağlı Sivrihisar ilçesinde bulunan Ermeni Kilisesi'ni tanıtmak istiyorum. Videoma geçmeden önce her zaman belirttiğim gibi abone değilseniz abone olmayı, zil butonunu açmayı ve lütfen emeğimin karşılığı olan like atmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Sur Yerartutyun Ermeni Kilisesi. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Sur Yerartutyun Ermeni Kilisesi 1650 yılında inşa edilmiş olup 1876'da yangın sonucu zarar görmüş ve 1881 senesinde Patrik Nerses döneminde yaptırılmıştır. Kilise Ermeni Mahallesi'nin orta kısmına Saat Kulesi'nin eteklerine yapılmıştır. Tamamı taş işçiliği olup yerel taş imalidir. Yapımında birçok Türk de çalışmıştır. Anadolu'nun en büyük 3 kilisesinden birisidir. 1400 metrekarelik alanda inşa edilmiş olup uzun yıllar bakımsız kalmıştır ve yapı, kültür ve toplantı amaçlı pek çok hizmete elverişli haldedir. ...1853-1856 Kırım Savaşı'nda Padişah Abdülmecit Fermani ile Kırım ve Kafkasya'dan göçmen olarak gelen Ermeniler Sivrihisar'a yerleşmişlerdir. Sivrihisar'ın kuzeyinde Hisar ile Baba Çeşmesi arasına Yazıcıoğlu Kalesi ve kayalığı eteklerine yerleştirilmişlerdir. 1916 yılında topluca Suriye'ye dönmüşlerdir. Oradan da pek çoğu Fransa ve Marsilya'ya yerleşmiştir. Az sayıda da olsa İstanbul'da varlıkları bilinmektedir. Kilisenin iki tarafında çan kuleleri bulunmaktadır. Kızıl kesme taştan yapıldığı için Kızıl Kilise'de denilen bu yapı belli belirsiz frekslerle bezelidir. Kilisenin arka kısmında vaftiz odası, güney kısmında papaz odası bulunmaktadır. Kilisenin kitabesinde şunlar yazılıdır. Cemaat üyelerinin yardımlarıyla kutsal üçlü yani Surp Yerartutyun adına bir kilise inşa edilmiştir. Yazıları bulunmaktadır. Sur Yerartutyun Kilisesi'nin batı cephesinde bulunan üst sıra pencerelerin kilit taşlarına sayıların tek tek yazılmasıyla inşa tarihi verilmiştir. Buna göre yapının inşa tarihi 1881 yılıdır. İç mekandaki sütunlardan dördünün kuzeybatı köşeden ikinci, üçüncü ve dördüncü sütunların üzerine tamir edildiğine dair bilgiler yazılmıştır. Kuzeybatı köşeden ikinci sütunda Ermenice metinden sonra 25 ibaresiyle 09 ibaresi bulunmaktadır. Tarafımızdan bunun da 25.909 olabileceği düşünülmektedir. Kuzeybatı köşeden 3. sütunda ise verilen Ermenice yazının altında 19.9 tarihi görülmektedir. Tarihteki 3. sayı tahribattan dolayı tam okunamamaktadır fakat kalan izlere bakılarak 0.2 veya 9 sayılarından birisi düşünülebileceği görülmektedir.
okunamayan üçüncü sayının sıfır olma ihtimali daha yüksektir. Kuzeybatı köşeden dördüncü sütunda ise Ermenice verilen bilgilerden sonra 1.05 sayılarını içeren bir tarih yer almaktadır. Yani tahribattan dolayı okunamayan ve hafif izleri kalan ikinci rakam 9 olması gerektiği düşünülmektedir. Surp Yarartutyun Kilisesi, yapı kütlesi açısından doğu-batı yönünde dikdörtgen, planlanış biçimi açısından ise 3 neflizli bazilika planlıdır. Naos'ta kuzey-güney yönde 2 sıra halinde dizilen ve birbirine sivri kemerlerle bağlanan 4'er tane sütun ile 3 nefli bir mekan oluşturulmuştur. Yapı temelde 3 nefli bir bazilikadır. Fakat yapı örtüsünde merkeze yerleştirilen bir kubbeye giriş ekseninde ve doğu-batı yönünde yönelen beşik tonoz örtüler yapının örtü sistemine haç planlı görünmektedir. Evet, bu videomda sizlere Eskişehir iline bağlı Sivrihisar ilçesindeki Surp Yarartutyun Ermeni Kilisesi'ni tanıtmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.